Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, senin her yerde hazır ve her halimi nazır olduğun hakikatini bilerek işlediğim, sonra sana tevbe etmeye niyetlendiğim, fakat tevbe ve istiğfarda bulunmayı unuttuğum, daha doğrusu şeytanın bana unutturduğu ne kadar günahım varsa hepsinden dolayı beni yarlığa almanı diliyorum. Duamı kabul buyur ve beni affet. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine selatü selam et ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım, bana azap etmeyeceğin hüsnü zanlı ve bağışlayacağın recası, senin engin keremine itimat ve onları örtüp beni rezil rüsva etmeyeceğin mülazasıyla girdiğim günahların hepsinden dolayı istiğfarda bulunuyorum. Ne olur bu mücrim kulunu bağışla. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine selatü selam et ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım, onlar sebebiyle dualarımın reddine, icabetten mahrumiyete, dileklerimde haybete ve ümitlerimde inkisara müstahak olduğum bütün cürüm ve masiyetlerimden dolayı senin gufran denizine iltica ediyorum. Beni mağfiret buyur. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine selatü selam et ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım, sonunda hastalık, bitkinlik ve tasa bırakan, azap ve belayı celbeden, kıyamet gününde de hasret ve nedamete dönüşecek bütün günahlarımı bağışla ve beni affet. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine selatü selam et ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım, akabinde ızdırap bırakacak, pişmanlığa sebep olacak, rızkı hapsedecek ve duanın kabulünü engelleyecek günahlarımın hepsinden dolayı bağışlanma diliyor ve dileniyorum. Ne olur bu kulunu bağışla. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine selatü selam et ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım, günahı överek, içimde gizleyerek, nefsi emmaremin tahriklerine kapılarak, söz, fiil yahut yazılarımla şiddet kullanarak, hakkı olmadığı halde birisini tezkiye ederek ya da başkasının günaha girmesine sebep olarak işlediğim bütün günahlarımı bağışlaman için sana yalvarıyorum. Lütfen yakarışıma icabet buyur. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine selatü selam et ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affu mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Allah'ım,
gece veya gündüz, tenha köşelerde, tek başıma işlediğim nice günahlar var. Sen onları örttün ve o cürümleri işlerken beni senden başka hiçbir kimse görmedi. Ey Cebbar! Onları işlerken bir tereddüt yaşadım ve gazabından korkarak terk etmekle affını ümit edip işlemek arasında mütehayyir kaldım. Ne var ki şeytan o günahları bana güzel gösterdi. Ben de sana isyan olduğunu bile bile o günahları girdim. İşte onların hepsinden dolayı huzurunda istiğfar ediyorum. Ne olur lütfen ve keremen beni bağışla. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine selatü selam et ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey af-ı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım, az veya çok görerek, küçük ya da büyük bilerek işlediğim ve cehaletimin kurbanı olduğum ne kadar cürmüm varsa hepsinden dolayı affını diliyorum. Beni bağışla. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine selatü selam et ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey af-ı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım, kullarından birisini idlal edip yoldan çıkardığım, herhangi birisine kötülük dokundurduğum, nefsimin bana güzel gösterdiği, sehven bir başkasını ona yönlendirdiğim, kasten ısrarcı olduğum ya da cahillik yaparak işlediğim bütün günahlarımdan dolayı istiğfarda bulunuyorum. Bu mücrim ve aciz kulunu ne olur mağfiret buyur. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine selatü selam et ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey af-ı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım, emanete ihanet ettiğim, işlemeyi nefsimin güzel gösterdiği, nefsani arzularımı senin rızanın önüne geçirdiğim, geçici ve suri lezzetleri tercih ettiğim, başkasına kötülük dokundurmaya çalıştığım, bana tabi olanları kandırmak için uğraştığım, mani olmak isteyenlerle çekiştiğim, galebe etmek isteyenleri hilelerimle bertaraf etmek için mücadelede bulunduğum ya da meyil ve temayüllerimin kurbanı olarak içine düştüğüm bütün günahlarımı bağışla. Ey Yüce Rabbim, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve tertemiz ailesine selatü selam et ve bereket ihsan eyle. O selatü selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey af-ı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.